Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Şu anda sabah saat 9'a geliyor. Biz kalktık Ozan Efe ile. Kursa gidiyoruz efendim, yüzme kursuna. Mersin Belediyesi her sene yaz aylarında olduğu gibi birçok kurs açtı. Biz yüzme kursunu seçtik. Bize en yakın olan yüzme kursu. Başka kurslar da var aslında ama Ozan Efe yüzmeyi tercih etti. Kursumuz hala devam ediyor. Şu anda ben onu kursa doğru götürüyorum. Burada Macit Özcan spor kompleksi var. Spor kompleksinin içerisinde de açık yüzme havuzu var. Kocaman bir havuz. Orada yüzme kursları devam ediyor. Hadi gelin birlikte gidelim. Evet arkadaşlar, kısa bir yolculuk yaptıktan sonra Macit Özcan spor tesislerine geldik. Bakın şurası giriş kapımız ve içeride tenis kortu var, futbol sahası var, yüzme yeri var. Birkaç etkinlik daha burada yapılıyor. Bazı diğer spor faaliyetleri de farklı yerlerde yapılıyor. Şimdi biz içeriye geçeceğiz. Size içeriden de çekimlere devam edeceğim. Havuzumuzu size şu şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın çok büyük bir alan. Havuz öyle küçük değil yani. Şu şekilde. Öğretmenlerin durduğu alanlar bunlar. Her birinde bir öğretmen duruyor. Her birinde farklı yaş grupları çalışıyor. Giriş karşıdan. Şurada soyunma odaları falan var. Veliler. Bir kısmı burada ağaçların altında sandalyeler var. Bakın orada durabiliyor. Bir kısmı ileride. İleriye doğru gidelim. Yani toplamda bir saat sürüyor. Siz bir saat boyunca çocuğunuzun başında burada durabilirsiniz. Hani çocuğunuzu izleyebiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir imkan. Bu imkan arkadaşlar ayrıca bütün kurslar ücretsiz. Yani belediyenin bir hizmeti. Bütün kurslar ücretsiz. Havuzumuz şu şekilde bakın. Ve sürekli havuz tertemiz, temizleniyor. Şu şekilde girişte duş var. Duş almadan havuza girmek yasak arkadaşlar. Üzerinizdeki bütün hani kirli şeyler havuza o şekilde girmek yasak yani. Burada duş alarak giriyorsunuz, duş alarak çıkıyorsunuz. Bu şekilde bakın sular akmaya başladı. Ders başlıyor çünkü. Burası da tenis kortu arkadaşlar. Bakın. Şu anda görevli içeride sulama yaptığı için çekemiyorum çok fazla. Futbol tarafını da size göstereceğim. Evet burası da futbol. Bakın kocaman bir futbol sahamız var. Futbol kursu da burada veriliyor arkadaşlar. Şu ileride bir ışık görüyorsunuz. Bakın size yaklaştıracağım. Bu ışığın olduğu yerde Nevin Kodallı sahası. Orada da koşu, atletizm, o tarz sporlar yapılıyor. O da hemen bunun yan tarafı. Arada bir yol var sadece. Giderken size orayı da çekeyim. Yani burası böyle kocaman bir kompleks. Burada maç olduğunda stadyumda oturuyorsunuz, izliyorsunuz. Yani şu anda şu bulunduğum kompleksin içerisinde yüzme, futbol ve tenis yapılıyor. Hemen yan tarafta da şu büyük binaların olduğu yerin arasında atletizmle alakalı branşlar yapılıyor. Birçok branş var. O kadar çok kurs var ki. Onlar da farklı alanlarda, yani belediyenin tesislerinde yapılıyor arkadaşlar. Çocuğunuzu isterseniz 4-5 tane kurstan yararlandırabiliyorsunuz. Sadece bir tane hakkı yok. Yeter ki saatler uysun, kurslara götürebilirsiniz. Ben şimdi bizimkiler başladılar derse havuza doğru gidiyorum. Siz oradan da çekimler yapacağım. Ders başladı. Benim oğlum şurada grupta, öğretmenim de bu. Ozan Efe burada. Bakın gruplar. Her yerde. Sabah saati daha sakin oluyor.
biz bu saati seçtik. Bir de yaz günü çok sıcak olduğu için, hani bu saatler daha olumlu olduğu için bu saati seçtik. Akşama kadar farklı farklı gruplar var arkadaşlar. Evet, bizimki atladı suya. Sırayla atlıyorlar. Belli bir yere kadar yüzüyorlar. Öğretmenlerine öğrettiği şekilde. İşte belli stillerde. Kendini epey geliştirdi. Gerçekten çok iyi bir şey. Burası da bahsettiğim atletizm etkinliklerinin yapıldığı alan. Normalde de burada atletizm dalıyla ilgilenen sporcular sürekli eğitim yapar. Şimdi çocuklar için de tahsis edildi. Tabii ki atletizm dallarının saatlerini bilmiyorum. Burası da kocaman bir kompleks. Herhalde bu saatlerde yok. Şu an kimse olmadığına göre. Genelde akşamüstü ya da hafta sonu olabilir. Bilmiyorum onun çalışma saatlerini. Evet arkadaşlar, biz evimize doğru gidiyoruz. Artık bizim kursumuz bitti. İkinci grup derse gelecek. Biz evde görüşelim artık.